Surede Allah Teala'nın kainattaki kudretine dikkat çekilerek ölmüşleri diriltmeye de kadir olduğu belirtilir. Allah'ın insanlara olan nimetleri hatırlatılır ve ahirete inanmayanların kötü sonuçlarına, ahirette gerçeklerin ortaya çıkacağına, kimlerin sapık ve kimlerin doğru yolda olduklarının orada belli olacağına işaret edilerek sure tamamlanır. Mülk suresi konusu. Sure genel olarak Allah Teala'nın varlığı ve birliğini, azametini, evrendeki hükümranlığını, tek tanrı ve tek yaratıcı olduğunu, hayatın ve ölümün var ediliş amacını ve öldükten sonra dirilmeyi konu edinmektedir. Surede ayrıca insanlığın ilahi vahyin uyarıcılığına muhtaç olduğuna işaret edilmekte. Bunu kabul etmeyenlerin karşılaşacakları kötü sonuçla ilgili uyarılar yapılmaktadır. Mülk Suresi'nin sırları. Mülk Suresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından koruyucudur. Her gece Mülk Suresi'ni okuyanı Allah Teala kabir azabından korur. Hadis-i şeriflerde buyrulur ki: Mülk Suresi kötülüklerden engelleyici ve kurtarıcıdır. Kabir azabından kurtarır. Mülk Suresi'ni her gece okuyan kimseden Cenab-ı Hak kabir azabını kaldırır. Mülk Suresi'ni okumadan yatma. Zira ölürsen kabirde sana yoldaş olur. Ben Mülk suresinin ümmetimden her insanın kalbinde olmasını severim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tebariki yani Mülk suresi kabir azabını engeldir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem secde ve Mülk surelerini okumadan uyumazdı. Mülk Suresi Fazileti Hazreti Peygamber Mülk Suresi'nin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar. Bu sebeple cenazelerin ardından bu surenin okunması adet olmuş, yaygınlık kazanmıştır. Bu hadisi sureyi okuyup amel edenlerin kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı şeklinde anlamak da mümkündür. Mülk Suresi Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara, size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı peygamber gelmişti fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanları gelince onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse aşağı vurun. Unutmayın ki o kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren odur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerine taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim ceza da nasıl olmuştu? üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesi verirse size rızık verebilecek olan kim? Hayır. Onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. De ki sizi yaratan, size işitme duygusu, gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan odur. Sadece gelip onun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin. Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" derler. "De ki: O bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki: Beni ve beraberimdekileri Allah öldürse bizi esirgerse de ahiret ümidimiz baki'dir. Peki söyler misiniz inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki o Rahmandır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız.''